Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere GameLog'da Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'in kasma sorunlarının en büyük etkenlerini göstereceğim. Bazı arkadaşlarımız birkaç ayar gösterdi fakat bu ayarlardan sonra gene kasmaya devam ediyor. Hatta hiçbir şey değişmiyor. Bunun sebebini size göstereceğim. Çok basit bir çözümü var. Çözümü şöyle adlandırabiliriz. Şimdi önce bir GameLog'u açalım. Arkadaşlar GameLog ayarlarına giriyoruz. Burada herkesin size yaptırdığı şey bunlardan birini seçmeniz. Bunu kapatmanız. Bunu hafızanızın yarısı kadar. Bunu işlemcinizin tamamı. Burası bilgisayar çözünürlüğü. Ve burası da 240 en iyi çözünürlük diye adlandırdılar. Bu yanlış bir şey. Yapmanız gereken buradaki en can alıcı nokta aslında bunlar, bunlar, bunlar ve bunlar değil. Bu. Çözünürlük arkadaşlar. Burayı 1280'e 720 yapıyorsunuz. Bunun sebebini de söyleyeyim. 1366'ya 768 bilgisayar çözünürlüğü. Evet doğru. Fakat siz burayı 720 yapacaksınız. Çünkü oyununuz 720'de açıyorsunuz. Yani siz buna 1366'ya 720 yapınca bilgisayarınız otomatik olarak oyunu 720'de oynattığı için hem görüntü kalitesi olarak kötü görüyorsunuz hem de oyun sürekli 1366'ya oturtmaya çalışmaktan kasıyor ve donuyor. Burada yapmanız gereken şey burayı akıllı moda almak. Yani bu buradaki işlemeyi siz bilgisayara bırakmanız. Dahili ekran kartına öncelik tanı. Burada iki seçenek var. Eğer sizin dahili ekran kartınız daha iyi ise bu tiki işaretleyin. Eğer değilse işaretlemeyin. Şimdi şöyle burayı bunu yapıyorum. Bunu işaretlemiyorum. Bunu RAM'imin yarısı yapıyorum. Burayı işlemcimi seçiyorum. Burayı da çözünürlüğü ayarlıyorum. Burayı da 240 alıyorum. Ve kaydediyorum. Çıkışımı yapıyorum. Tekrar açıyorum. Oyunlarımdan Call of Duty'yi açıyorum. Burayı sizin için hızlandıracağım. Siz çok beklemeyin diye. Merhaba arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi 22, 21, 19, 6 gibi geziyor tarayıcımız. Tabii bu şu an menüde geçerli. Şöyle de Battle Royale'e girelim. Ya da Battle Royale şöyle hızlı gelebileceğimiz birçok oyuncunun maçına girelim. Şu an gördüğünüz gibi FPS yerlerde yatıyor. Buradan sıralamayacağım. Şu an internette sıralamayacağım. Buradan cephe attı. Şöyle tümünü seç kaldır. Şöyle seç. Tamam.
Bu şekilde başlıyoruz. Gördüğünüz gibi 15-2. Yani fazlasıyla yerlerde şu an. Yani aşırı derecede. Otuz oldu, 29 oldu. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar, işte kasmaktan yürüyemiyoruz bile, görüyorsunuz. Şu an yürüyoruz. Evet, şu an. Şu an gördüğünüz gibi fazla, çok fazla kasıyor yani. Normalden bir oyunumuzda da kasması normalde. Şöyle yürüyelim. Gördüğünüz gibi havada aşırı derecede kasıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fazlasıyla kasıyor. Şimdi yapmadan önce ekran kaydedici çözünürlüğümüz arkadaşlar ilk önce 1280x720 yapıyoruz. Ondan sonra tekrar GameRob ayarlarında buluşuyoruz. Arkadaşlar şimdi ekran çözünürlüğümüzü 1280x720 yaptık. Bunun sonrasında ayarlarımıza geliyoruz. Buradaki ayarları değiştireceğiz. Ekran çözünürlüğü neden 720 yaptığımızı da söyleyeyim. Çünkü biz oyuna burada 720 kalitede verdiğimiz için biz bunu 1366 yaptığımızda çözünürlük olarak oyunu genişletmeye çalışacak. Fakat oyunun genişlememesi gerekiyor çünkü hem ekran kartının bozulmasına hem de bir telefon oyunu olduğu için direkt mobil destekli olarak 720-1080p gibi orantılı bir şekilde yükseliyor. Ama 1366 yani 720 orantılı bir yükseliş değil. Bu yüzden kasmalara sebep oluyor. Ekran çözünürlüğü dediğim gibi 720 alıyoruz. Sonrasında burayı akıllı mod yapıyoruz. Ya çoğu herkes bunları söylese de doğrusu akıllı moddur. Bunu bilgisayarımıza bırakalım. Dahili ekran kartını öncelik tanı. Bu işlem, bunlar işaretli olacak. Bu dahili ekran kartını öncelik tanıda şöyle dediğim gibi bir şey var. Siz dahili ekran kartınız daha iyiyse bunu işaretleyin. Değilse işaretlemeyin. Benimki daha iyi ve işaretliyorum. Hafıza 8 vermeyeceğim. Otomatik yapıyorum. İstediği kadar kullansın. İşlemciyi otomatik diyorum. İstediği kadar kullansın. Bunu da 1280x720 yapıyorum. Bunu 240 daha iyi diyenler var. Öyle söylediler falan. İşte firma öyle söylüyor falan. Ama ben en iyi performansı gerçekten 120'de aldım. Oyun ayarlarımız 720'ye akıcı. 720'ye akıcı. Pardon. Açma oyunu. Bunu kaydet. Oyun açılma, açılma, açılma. Şimdi GameLab'ı kapatıp tekrar açıyoruz. Oyunlarım ve Call of Duty'yi açıyorum. Şöyle ayarlara da bir bakayım tekrardan. Tamam. Burayı hızlandıracağım.
Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Şu an evet şuradan kare yazımı göster diyelim. 26 çok oyunculuğa giriyoruz. Ekranı tam ekranı yapalım. Sonrasında buradan bir takım ölüm maçı oynayalım diyelim. Biraz kere olsun. Buraların geç yüklenmesi gayet normaldir arkadaşlar. Çünkü düşük ayarlarda oynuyoruz. Oyun bize bazı şeyleri kısıtlıyor. Şuradan ilk tasmalara bakmayın. Oyun alışana kadar oynayacaktır. Ondan sonra bir yerden sonra oyun oturduktan sonra tasmalar çekilir. Oyunca zaten anında yapmak gördüğünüz gibi yavaş yavaş tasman 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 kalkıyor. Yani FPS değerimiz yavaş yavaş 14'lerden, 15'lerden 18-20'ye kadar geldi. 30'a kadar yolu var. Yani arada bir tutluk yapması oyunun kastı anlamına gelmez. Arada bir normaldir. Normal oyunlarda da gerçekleşen bir şeydir. Sadece oyunun sürekli olarak kastı. Bir oyun hazırlığı alıyorsa o zaman sorun vardır. Size yardımcı olmaya çalışırım. Sizin için daha iyi bir ayar bırakmaya çalışırım. Ama bu oyunda söylemek istediğim şey 8 GB RAM çok önemli. Yani oynarsınız 4'lü ama çok kötü oynarsınız. Bu bilgisayarda 8 ve 8 dışında olmak gerek. Benim 12 GB RAM var. Ekran kartı 2 GB. Bu yüzden bende biraz daha iyi gözüküyor olabilir ama sizde daha büyük bir artış yaşanabilir. Çünkü bu oyun PUBG'de daha iyi bir sonuç alacağınızdan eminim. Çünkü PUBG'nin oyun mekanizması biraz daha rahat. Call of Duty'ye göre daha hafif çalışıyor. Bu yüzden PUBG'de daha rahat oynayacağınıza eminim. Aynı ayarlar PUBG için de geçerli. Tamamdır. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Dediğim gibi sorunuz varsa yorum kısmına yazın. Beğendiyseniz eğer işinize yaradıysa da beğenip abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.